Bu dersimizde döngülerden bir başkası olan while-wend döngüsünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Formumuzu tasarım moduna çevirdikten sonra şuradaki butonları biraz yukarı kaydıralım. Şu butonumuzun kopyasını alalım ve ismini de değiştirelim. While-wend döngüsü olsun. Butonumuzun ismini de buton while-wend olarak değiştirelim. Bu arada şu formumuzu kapatalım arkadaşlar. Bunun ismini doluluk döngüsü yerine direkt döngüler diye değiştirelim. Tekrar tasarım moduna geçtikten sonra butonumuzun olay kodundan kod oluşturucuyu açıyoruz. Arkadaşlar while-wend döngüsü oldukça kolay yazımı ve kullanımı olan bir döngü. Sürekli kullanacak, lazım olacak bir şey değil ancak nasıl kullanıldığını öğrenmekte fayda var. Yardım kutusuna wend yazdıktan sonra enter'a basıyoruz ve açılan sonuçlardan ilk sıradaki while wend statement yazan butona tıklıyoruz. Sintaksı, söz dizimi, dil bilgisi şu şekilde arkadaşlar. Oldukça kolay. While wend arasına yazılacak kodlarımızı, while'dan sonra ise zorunlu olan şartımızı, bakın condition'da required yazıyor, zorunluymuş. Kullanımı da oldukça güzel ve kolay olan şu örneği uygulayalım isterseniz. Yapmamız gereken şey arkadaşlar, başlangıç demeyelim, bir defa farklı bir şey olsun. Sayımız eşittir 20 olsun. While sayımız büyüktür 5, wend diyoruz. Şu arayı da açalım. Şimdi arkadaşlar burada yapmak istediğimiz şey nedir? While komutu ile birlikte, bakın şuradaki while ile birlikte şu wend'e kadar olan komutlar şart doğru olduğu sürece, yani sayımız değişkeni 5'ten büyük oldukça arkadaşlar. Peki sayımız kaç arkadaşlar? 20. Dolayısıyla 20 olarak buraya geldiğinde direkt 5'ten büyük olduğu için ne olacaktır? Hemen döngünün içerisine dallanacaktır. Peki burada nasıl bir sistem izleyelim? Diyelim ki sayımız eşittir sayımız eksi 1. Tabi bu arada bunu da ekrana yazdırmak lazım ama sürekli message box ile yazdırınca formumuza dönüyor. Tamam butonuna tıklıyoruz. Tekrar buraya geliyor falan. Arkadaşlar kullanım yöntemi farklı olan bir yazdırma şekli var. Debug.print isimli komuta arkadaşlar. Buraya direkt değişkenimizin adını yazıyoruz. Bakın bu şekilde çalıştırdığımızda hiçbir yere bir şey yazmadı değil mi? Aslında yazdı. Nereye yazdı? Bakın view menüsü içerisinde yer alan immediate penceresine, ki Ctrl G ile ulaşıyoruz kısaca kendisine. Bakın gördüğünüz gibi buraya komutlarımızın sonucunu yazdırmış oldu. Pardon, değişkenimizin değerlerini yazdırmış oldu. Biraz daha şu pencereyi yukarı kaydıralım. Bakın sayımız buraya geldiği zaman ilk aşamada neydi? 20 idi. Bakın geliyor buraya. Şartı kontrol ediyoruz. Sayımız 5'ten büyük mü? Evet. Hemen içeriye dallanıyor. Debug print. Burası sabit arkadaşlar. Buraya aynen yazıyoruz. Sayımız ekrana sayımızın değerini yazdırıyor. Immediate penceresine yazdırıyor. Sonra sayımız kaçtı? Eşittir 20 eksi 1. Kaç olacak artık sayımız?
19 eşit olacak. Vent de geliyor. Vent de tekrar başa gönderiyor. Şartı kontrol ediyor. Sayımız 19 iken 5'ten büyük mü? Evet, 5'ten büyük. Tekrar içeriye dallanıyor. Ekrana sayımız değişkenin değerini yazdırıyor. Daha sonra sayımızı kaç yapıyor arkadaşlar? 19 diye. Tekrar 1 düşürüyor. Kaç oluyor? 18. Buradan tekrar while satırına gidiyor. 18 diyor. Değeri 5'ten büyük mü? Büyük. O halde tekrar içeri. Debug print ile ekrana yazdırıyor. Tekrar gidiyor. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. En sonda nasıl bir değer elde ediyor? Şuraya 7 sayısı geliyor. Bakın 7'yi yazdırıyor ekrana. 7 eksi 1 diyor. Kaç yapacak? 6. Şartı geri gönderiyor arkadaşlar. Sayımız 6. 6 5'ten büyük mü? Büyük. Ekrana geliyor. 6'yı yazdırıyor. 6 eksi 1 eşittir 5. Tekrar içeriye while'e gönderiyor. Bu defa sayımız kaç? 5. Büyüktür 5. Hayır arkadaşlar, 5 5'ten büyük değil. Eşit. Eşit olduğu için tekrar buraya dallanma yapmıyor. Direkt ne yapıyor? Buradan hop bizi vendin olduğu satırdan aşağıya atıyor ve döngümüz burada tamamlanmış oluyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, şu pencerede bakın, silmek için buraya hepsini seçip klavyeden backspace silme tuşuna veya delete tuşuna, delete tuşuna basarak silebilirsiniz. Yani burada bizim sürekli debug print yerine message box yazmış olsaydık arkadaşlar, ne olmuş olacaktı? Her çalıştırdığımızda bakın buraya gelecek, tıklayacaktık. Yani bizim için programı debug etmek işkence haline dönecekti. İşte iş buraya varmasın diye elde edilen hafızadaki değerleri debug print ile birlikte arkadaşlar aşağıdaki immediate penceresine yazdırma imkanımız oluyor. Görmüş olduğunuz gibi burada yapmış olduğumuz while vent ile birlikte sürekli bir döngü var. For next gibi şartımızda şurada belirtiyoruz. While vent döngüsü bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.